Artık çok basit çünkü e, oturduğumuz yerden insanların psikolojisini hiç düşünmeden bir siber zorbalık var mesela konuşulması gereken korkunç bir şey. Sanki karşımızdaki hiç insan değilmiş, duyguları yokmuş ya da çok kolay canı acıtılabiliyormuş gibi. Çok iddialı bir <laughs> <laughs> Düşünebilirsin <belki. gülüyor> Ben hep böyle birisiydim galiba. Yani hep bir şey için hep mücadele verdim. Evet annem böyle acaba nasıl açsak Begüm yani ee, baskete gittim, olmadı. Resme gittim, olmadı. Şu an spesifik olarak bir olay değil de ben çok çabuk parlayan bir insanım. Ee, çok çabuk da sönen bir insanım. <laughs> yani kadın oyuncuları biraz hastalandırdıkları bir nokta oluyor. Ee, herkes çok güzel ve herkes na nasıl mutluysa onu yaptırsın. Plastik görmek istiyorsa onu yaptırsın ya da ee, doğal olmak istiyorsa artık neyse iki tarafın da savunucusu değilim. Ben mutlu olmanın peşindeyim. Ben niye bu kadar böyle yavaşım? Biraz yayarak yaşıyorum. Yani e, çok yakın dostlarım bundan şikayetçi. <laughs> Üf begüm gerçekten falan diye. E, ee, yaşamaktan korktuğum duyguları ertelememeyi mesela bana öğretti. Reddedilme korkum vardı. Mesela şimdi yok. Herkese merhaba. Bugün konuğum oyuncu Begüm Akkaya. Hoş geldin nasul? Ee, i̇yi olmaya çalışıyoruz hep beraber, öyle söyleyeyim. Evet, seninle daha önce aslında görüşecektik ama ülkeyi sarsan depremler sonrasında, evet, hepimiz çok üzgündük gerçekten. Evet. Seni nasıl etkiledi bu süreç? Yani hepimiz gibi gerçekten e, hiçbirimiz iyi değildik. E, korkunç bir şey yaşadık. E, yani bir noktada insanın fiziken bir şey yapamaması zaten korkunç bir şey. Ama e, her türlü e, herkes maddi desteğini, manevi desteğini bir şekilde yaptı. <laughs> e, hala da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü bu kısa bir süreç değil, çok uzun bir süreç. E, bunun dışında e, oyuncular, sahnede olan oyuncular, sahneden dayanışma altında. Mart ayı boyunca oynadığı mesela e, bilet gelirlerinin bir kısmını e, ihtiyaç haritasının bir kira bir yuva kampanyasına aktardı. Herkes elinden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyor. E, deprem bölgelerine yardım gönderiliyor. Birlikte dayanışarak daha da iyi olacağız. Evet. E, i̇yi olalım artık gerçekten bunu istiyorum. Bir yandan da zaten kendi hayatlarımıza adapte olmaya çalışıyoruz. Senin için tiyatro oyunu devam ediyor. Nasıl evet. gidiyor oyun? Çok güzel gidiyor. Oyunumuz yeni. Galata Perform'un yeni hmm. oyunu Fairfly. Ee, oyunumuz dört beyaz yakalının e, işini kaybetme tehlikesiyle bir araya gelmesini konu alıyor. Ve e, çalışan çalışanakları komitesi kuralım, işimize sahip çıkalımdan neden biz kendi markamızı üretmiyorumuza gelen hmm. e, ironik ve e, bu işte kapital sistemi de eleştiren Komik bir dili olan bir oyun, ee, güzel gidiyor hala e, sezon sonuna kadar da oynayacağız, devam ediyoruz. Yani iş dünyasındaki rekabeti aslında ironik bir şekilde anlatıyor oyun. Evet, iş Değil dünyasındaki mi? ama e, bence he, yani hepimizin bir yandan hayatımızda memnun olmadığımız noktalarımız var Hı. ve bunun için savaşıyoruz. Hani sadece beyaz yakalıları. Hitap eden değil de hani ben çok geniş olduğunu düşünüyorum. Hepimizin savaştığı, kavgasını verdiği bir şeyler var. Ama bir noktada eleştirdiğimiz sisteminde bir şekilde parçası oluyoruz ve bir durumda mağdurken bir süre sonra güç zehirlenmesi ya da başarı zehirlenmesi yaşayıp bir süre sonra biz mağdur ediyoruz ya da başarı tam olarak nedir? gibi bir sürü hani sorduğu sorular var. Bunun yanı sıra oyunun mesela şu yandan da çok kıymetli buluyorum. İklim krizi hakkında konuşuluyor. Gerçekten tüm dünyanın büyük bir sorunu. Hepimiz konuşuyoruz ama hiçbir şekilde bir eyleme geçmiyoruz. Bu noktada da oyunu çok güçlü ve kıymetli buluyorum. Dizi sektöründe de gerçekten çok büyük bir rekabet var. Evet. Sen nelerle karşılaştın oyunculuk serüveninde? <laughs> yani e, her sektörde var bu rekabet e, ama e, ben biraz öyle yarış gibi bakmıyorum açıkçası. Çünkü e, ben kendimi şanslı olarak görüyorum. Sevdiğim işi yapabiliyorum her şeyden önce bu coğrafyada. <laughs> e, o yüzden herkes sevdiği işini yapabiliyorken e, birlikte... Birbirimize destek vererek ya da e, yeri geldiğinde yaptığımız eleştirilerde de e, hep eleştiri olumsuz olarak algılanıyor ama aslında yapıcı. Yani daha yapıcı bir her sektör için söylüyorum bir e, ortam oluşturulsa hani bu yarış bitse <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hepimiz <gülüyor> mutlu <gülüyor> olsak. <gülüyor> Peki çok mücadele etmen gerekti mi? E, mesleki anlamda mı? Mesleki ya, tabii ki tabii ki e, hiçbir şey kolay olmuyor herkes e, çok çalışarak çok çaba göstererek bir yerlere geliyor bir şeyler yapıyor e, özellikle mesela ben e, yeni mezun olan arkadaşlarımı düşündükçe Hı. E, onların içindeki ateşi anlayabiliyorum e, covid ile birlikte mezun olan arkadaşlarımız e, iş bulamıyorlar vesaire böyle m, o Covid sürecinden sonra da sistem garip bir şekilde değişti. Her şey hı hı. bir e, daha dijital e, platformlara, eğitim sistemi bile ona dönüştü. Böyle hem değişen bir sistem var çok garip hem bununla mücadele etmeye çalışıyoruz. Hem zaten kadın oyuncu olarak çok fazla kadın hikayesi yok. Oynayabildiğimiz şeyler... E, Özellikle televizyonda biraz yavaş yavaş kırılmaya başladı belki ama belli sıfatları geçmiyor anne, sevgili eş gibi çok fazla kadın oyuncuların böyle bir rol skalası da olmuyor. Dolayısıyla her şey için mücadele veriyorsunuz bir kavganız oluyor tabii ki. Ama senin bu anlamda hani roller olarak baktığımızda hep farklı rollerde gördük. Bu anlamda şanslısın o zaman. Ee, evet, evet o, o konuda mutluyum gerçekten yani <laughs> tiyatroda da öyle oldu, dizide de, e, sinemada da. E, Çok gençsin, iki çocuklu bir anneyi de oynadın gerçekten. Evet onu da oynadım, <laughs> e, aynı zamanda e, üniversite öğrencisinde oynadım. oynadım, e, tiyatroda mesela cinsiyetsiz bir vampiri oynadım. Ee, şimdi e, 30 yaşlarında da evet e, bir e, beyaz yakalı bir kendi hakkını arayan bir <laughs> kadını oynuyorum. E, çok çeşitli e, bir rol skalası oldu. E, buna da e, gayret göstermeye çalışıyorum. Özellikle dikkat ettiğim bir şey yani aslında bu. Evet, özellikle dikkat hmm. ettiğim bir şey yani sürekli çünkü en ufak bir şey oynadığınız zaman çok çabuk insanlar sizi öyle e, konumlandırabiliyor. Hmm. Ne kadar çeşitli olursa çünkü bir oyuncu her şeye girebilir hamur gibi yani. O yüzden olabildiğince çeşitli şeylerin oynamam yani çeşitli şeyler oynamanın peşindeyim. Yayından önce bahsettiğin gibi hani gülüşüne vesaire öyle bir karışılma durumu da gerçekten söz konusu insanların biraz daha aslında teknolojinin de ya da sosyal medyanın da böyle gelişmesi ve çok hayatımızın içine e, dahil olmasıyla da alakalı sanırım e, artık çok basit çünkü e, oturduğumuz yerden insanların psikolojisini hiç düşünmeden bir siber zorbalık var mesela konuşulması gereken korkunç bir şey korkunç bir şiddet biçimi şiddet zaten başlı başına e, dünyanın her yerinde yani bir her türlü bir şiddete maruz bırakılıyoruz gibi hani sözel, fiziksel ya da dediğim gibi dijital yollardan ee, çok çok kolay geliyor sanırım. Hani oturduğumuz yerden sanki karşımızdaki hiç insan değilmiş, duyguları yokmuş ya da çok kolay canı acıtılabiliyormuş gibi. Ben bunun biraz daha işte dediğim gibi teknolojiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ee, ne kadar e, hayatımızı kolaylaştırsa da birbirimizi anladığımız, empati kurduğumuz. Ben mesela Y jenerasyonuyum. Ee, dijitali de biliyorum, analoğu da biliyorum. Çok dokunmatik bir insanımdır. Kendi arkadaş çevrem de öyledir. Ama biraz daha sanırım işin içine teknoloji ya da dijital çağa girdikçe bir de bu yaşadıklarımız işte COVID vesaire herkes bir yalnızlaştı. Herkes tek başına kaldı. Telefonlarımızla, bilgisayarlarımızla o biraz daha birbirimizi anlamak ya da o dokunmaktan hmm. koptuğumuz için sanırım bu zorbalık e, bu kadar karşımıza farklı. çıkıyor. Peki tiyatro oyunundan bahsettik. Aslında 2023 senin için verimli bir yıl olacak. Evet. Bir yandan film... Ertelendi ama ne zaman vizyona girecek belli mi? Evet Nefes Yer Eksi 2 filmimiz e, kışın vizyona giriyordu. Ama e, yaşadığımız e, depremden dolayı e, vizyon tarihimizi erteledik. Şu an tarihimizi net bir şekilde ben de bilmiyorum. Ama sanırım sonbahara doğru çıkacak. E, onun heyecanını biraz daha tarih yaklaştıkça Hı -hı. tekrardan yaşayacağım sanırım. E, çok güzel bir iş oldu o da. Gerçekten ben de hiç daha... Ekipten kimse izlemedi, yani oyuncu ekibinden. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, bir yandan oyun devam ediyor. Ee, bir yandan yazın e, dijital bir platforma e, bir dizi çektik. O girecek yine. E, onun da tarihini bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, ama böyle hepsi peş, peş, peş peşe, peşe denk gelecek gibi görünüyor. Evet. Bir de dizi var. Aslında, bir de dizi var. Evet. Çok anlatamazsan da evet, şu an. Evet, ana akıma, ana akım için hazırlandığımız bir dizi. Şimdilik hazırlık sürecindeyiz. Hı -hı. Henüz başlamadık çekimlere. Ona da önümüzdeki ay başlayacağız ve sezona yayınlanacak. Hı -hı. Onun için de ekstra heyecanlıyım tabii. Peki mesela 10 sene sonra kendini nerede görüyorsun? Çok iddialı <laughs> <laughs> Düşünebilirsin. <belki. gülüyor> yani... E, aslında e, kendimi nerede görüyorum? bunun mesleki anlamda bilmiyorum. Yani e, tabii ki iyi yerlerde olmak isterim, e, uluslararası işler yapmak isterim e, ki daha önce yaptım. E, ama yani şunu söyleyebilirim e, çok. Biraz böyle kamu kum, spotu şeyi gibi konuşuyorum öyle olacak ama hakikaten şu an çok enteresan bir süreçten geçiyoruz. Böyle hani her şeyde tükettiğimiz bir enteresan bir zamanın içinden geçiyoruz. Yani Tüm bunların düzeldiği, herkesin kendini özgür hissettiği, herkesin istediği gibi bir yaşam biçiminin olduğu ve şu iklim krizi beni ekstra mesela tedirgin ediyor. Mesela bir kuraklıktan bahsediliyor Sürekli bir şeylerden bahsediliyor ama eylemsel olarak yapılan hiçbir şey yok. Dünyayı çok fazla tükettik. Şu an elimizde var olan kaynakları mesela nasıl çoğaltabiliriz ya da nasıl iyileştirebiliriz? Yani iyi bir dünyanın hayalini kuruyorum galiba daha çok. Buna çok ihtiyacım var. Hepimizin kendimizi iyi hissetmeye, güvende hissetmeye çok ihtiyacı var. ya. Şu an mesleki anlamda bir şey gelmiyor mesela bu soruyu sorduğunuz zaman aklıma. Hep böyle duyarlı biri miydi? Ben hep böyle birisiydim galiba. Yani hep bir şey için hep mücadele verdim. E, lise yıllarımda da böyleydi. Ben lise zamanında da e, uluslararası bir sürü çocuk istismar projelerinde yer aldım. E, onun dışında yine üniversite hayatımda da hep e, verdiğim kavgaların peşindeydim. Hiçbir zaman susmadım. Galiba biraz e, oyuncu olmak ya da işte e, bir sanat dalına. Çocuk yaşta ben aslında e, ilgi duymaya başladım. E, tiyatroya. O zaman ortaokul zamanındaydım. Aslında çok içime kapanık bir çocuktum ben. Aa. Evet annem böyle acaba nasıl açsak Begüm? Yani e, baskete gittim olmadı, resme gittim olmadı. Sonra Müjdat Gezen'in Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kursları vardı. O zamanlar hafta sonları ona gidiyordum. Böyle Ayağım kırılıyor falan. Ben hala bastonlarla gitmek istiyorum. Çünkü diğer işte basket antrenmanlarından kaçardım, diğer gittiğim kurslardan falan. Sonra böyle ben galiba seviyorum bunu. Çünkü oyun oynamayı zaten çok seven bir insanım. Bana bir oyun alanı veriliyor. E bir sürü söylemek istediğim söz de var. Ben de de oyun oynayarak bunu söylemeyeyim gibi bir yerden herhalde. Ee, en büyük şanslarımdan bir tanesi annem çok destekledi. Sonrasında ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudum. Sonra konservatuara girdim. Ee, ailenin desteği de çok önemli galiba. Herkes istediği bölümü okuyamıyor, istediği işi yapamıyor. Ee, o yüzden belki annem bu kadar desteklemese olamazdım. Ya da belki baş kaldırır, kaçar olurdum ya yani. bir <laughs> şekilde kaçıp konservatuarda okuyabilirdim, bilmiyorum yapabilirim bunu çünkü. <laughs> Var mı böyle en çok hani başına buyruk hareket ettiğim bir şey aklına gelen? Ee, var yani şöyle şu an spesifik olarak bir olay değil de ben çok çabuk parlayan bir insanım ee, çok çabuk da sönen bir insanım. <laughs> bir de en son söylemem gereken şeyi ilk önce söyleyip hmm. böyle pişman oluyorum <laughs> hay Allah yani başımı duvarlara da vuruyorum yani ama çok çabuk yani bir şey varsa. Bu önceden öyle yani şu söyleyeceğim önceden öyle değildi. Kendi haklarımdan ziyade başkalarının mesela arkadaşlarım bir haksızlığa uğradığı zaman onları hep korurdum falan. Biraz daha böyle yaşım ilerledikçe artık kendi hakkımı da savunmaya başladım. Bu da enteresan bir şey mesela hani niye insan kendi hakkını savunmasın ya da e, yani kendiyle ilgili olan bir şeyde söz sahibi olmasın. Bu da enteresan. Bu bende biraz daha yaşım ilerledikçe kendimi savunmaya başladım. Peki şu an en tahammül edemediğin şey ne? En tahammül edemediğim şey e... haksızlık mı yine? Haksızlık. Haksızlığa tahammülüm yok gerçekten. Ve zorbalık. Evet. <laughs> zorbalık yani korkunç bir şey. Çünkü şu yüzden de e, konuşmayı seviyorum. E, haksızlığı birinin haksızlığa uğradığını gördüğüm zaman eğer susuyorsam e, benim o haksızlığı yapan kişiden bir farkım kalmıyor. Yani bir şekilde bir de günümüzde artık her şeyin bir tanımı var. Tanımı olan şeyleri çok daha iyi işaret edebiliyoruz ne olduğuna dair. Dolayısıyla neye maruz kalıyoruz ya da neye maruz kalmadığımızın ayrımını da çok iyi yapabiliyoruz. Şimdi ben konuşmazsam. <laughs> Konuşmazsanız yani bu hep böyle devam edecek ve hiçbir farkımız kalmayacak. Doğru. Haksızlığı yapan kişiden. Her gün yeni biri de çıkıyor aslında. Her gün dizilerde yeni oyuncuları görüyoruz. Evet. Bu seni korkutuyor mu? Yo ben. Yani çok... orada da bir yarış var çünkü. Evet ben aslında bunu çok korku olarak görmüyorum. Benim çok hoşuma gidiyor yeni insanların sahaya dahil olması, bir şeyler yapması. Sadece e, herkes oyuncu olabilir, herkes bence istediği işi yapsın, mutlu olduğu işi yapsın ama benim üzüldüğüm nokta sadece şu e, biraz daha e, niteliğe göre değil de e, popüleriteye göre bazı şeylerin karar veriliyor olmasına evet. çok üzülüyorum. Çünkü bir sürü yeni mezun olmuş genç arkadaşımız var bu insanlar 4 sene boyunca okullar okuyorlar. Şunu söylemiyorum aslında okul okumayıp çok iyi oyuncu olan insanlar da var. Ya da okul okuyup kendini hiç geliştirmeyen ve aynı yerde kalmış insanlar da var. Bu bizim kendimizi geliştirmemizle ilgili olan bir şey. Ama bu noktada emek verip çok çalışan mezun arkadaşlarımızı göremiyor olmak iyi ya da kötü oyuncu oldukları için değil. Hiçbir iş yapmadıkları ya da popüler olmadıkları için tek üzüldüğüm nokta benim bu. Yoksa herkes tabii ki yapsın. Ben çok mutlu oluyorum yeni isimler gördüğüm zaman. Çünkü bir ara böyle hep aynı oyuncuları gördüğümüz işlere de denk geldik. Ee, söyleyebileceğim bu konuyla ilgili bu mesele. Bu yani. baskıdan bahsettim mesela rahatsız olduğundan. Güzellik üzerine bir baskı da var aslında ekranda. Yaşasın en sevdiğim konu. Evet evet gerçekten öyle. E ee, bu yani sadece bize özel bir şey değil tüm dünyada görüyoruz. E ee, belli bir güzellik sınırları var. Yani bu ölçüler kim tarafından nasıl konuluyor bilmiyorum. İşte burun şöyle olmalı, dudak böyle olmalı gibi ama e, bana belli sınırların içinde hapsolmuş şeyler de farklı şeyler güzel geliyor. Yani güzellik algısı o kadar değiştirildi ki ama bir yandan çoğu kadın oyuncu bir süre sonra herhalde benim görselimde bir şey var deyip estetik yaptırıp bazen artık bu... Yani kadın oyuncuları biraz hastalandırdıkları bir nokta oluyor. Herkes çok güzel ve herkes nasıl mutluysa onu yaptırsın. Plastik görmek istiyorsa onu yaptırsın ya da... Ee, doğal olmak istiyorsa artık neyse iki tarafın da savunucusu değilim. Ben mutlu olmanın peşindeyim sadece ama sektörel olarak baktığımda dünyada artık bunun kırıldığını görüyoruz. İspanyol dizilerine baktığınız zaman kemerli burunlu olan kadınlar e, ya da işte göz çevreleri kırışık olan kadınları görüyoruz. Ya da işte Hollywood'da artık yavaş yavaş bundan sıyrılmaya başlıyor. Bu herhalde bize de bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. Yani... E, Bilmiyorum belli ölçüler eşittir, güzelliktir gibi hmm. bir şey. Yani artık kaçıncı yüzyıldayız? Bir yandan da özel hayattan biraz bahsedelim. Nasıl <gülüyor> gidiyor <gülüyor> aşk hayatın? <laughs> yani <gülüyor> aşk hayatım yok. Yok. <gülüyor> 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 evet şimdilik yok yani hayatımda hiç kimse. Ama neden olmasın yani? <laughs> evet, tabii ki. Nasıl biri seni etkiler? Zor mudur kalbine kazanmak? Nasıl biri beni etkiler? Ee, özgüveni olan, eğlenmeyi bilen, hayattan keyif alan insanlar beni çok etkiler mesela yani hani enerjisi yüksek ee... senin de öyle zaten. <laughs> Evet ya o hep böyle değilim aslında tabii. Böyle olsam kafayı yerim herhalde bir noktada. <laughs> hep iniş çıkışlarım var tabii Hı -hı. ki de ama yaşamayı seven bir insanım belki. Hani öyle söyleyebilirim. Hani hayattan keyif almayı bilen, asla depresif ve modu düşük insanlara katlanamam mesela. Ee, sanırım böyle daha çok işin eğlence kısmında olan ve hani hayatı seven insanlar ve özgüveni olan ee, ...insanlar benim e, dikkatimi çekiyor. Seninle ilgili bilmediğimiz bir yönün var mı? Evet var. Ee, yakın çevremin bildiği ve çok şikayet ettiği bir yönüm var. enerjisi çok yüksek bir insanım evet ama ben... E, ...bu güneş sistemindeki zamanlamaya uyamıyorum. Yani benim bir saatim mesela ben... <laughs> 15 dakika gibi yaşıyorum. Ben biraz yavaş da bir insanım. Yani yaya yaya yaşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> öyle söyleyebilirim. Bu böyle oluyor. Gerçekten evden hazırlanırken de öyle, Aa ne ara bir saat oldu falan. Halbuki benim için 15 dakika hissiyatı yani. Ya da oyun bitiyor en son kulisten ben çıkıyorum. Yani nasıl rahat oluyordu? Rahat. <laughs> Nasıl <oluyor gülüyor> da herkes bir anda toplanmış ve ben niye bu kadar böyle yavaşım biraz yayarak yaşıyorum. Yani e, çok yakın dostlarım bundan şikayetçi. Üf begüm gerçekten falan diye. Böyle hatta bazen dışarı çıkacağımız arkadaşlarım şey işte akşam 7'de mesela buluşacaksak beni 3'ten arıyorlar. Hayatım sen şimdiden hazırlan anca falan. İçsel, İçsel enerjime sen, evet. çok ters de bir şey bir yandan. Doğru <laughs> aslında. O kadar enerjik birinin. <laughs> evet. Bilmiyorum. Tez canlı olup ilk sene çıkman evet. lazım belki de. Şeyi acele etmeyi sevmiyorum Hı. galiba. Bir yandan da kendini güçlü görüyor musun? Güçlü bir kadın olarak. Ee, görüyorum. Görüyorum çünkü e, şöyle e, küçük yaştan itibaren yani ben e, Anne baba ayrılığı yaşadım. Ee, onlar çok iyi yönetemedi bu süreci. Öyle olunca çocuk çok e, yaralanmış oluyor. E, sonrasında e, işte çocuk aklı yani okulda arkadaşlarınızla yaşadığınız şeyler vesaire biraz daha büyüyorsunuz. Çok sevdiklerinizi kaybediyorsunuz. En evet. sevdiğiniz de belki de. E, babamı kaybettim. Başın böyle hayat tekrar. çok teşekkür ederim. Hayat o kadar çok şey yaşatıyor ki, bunun yanı sıra işte toplumun baskısı ya da insanların size müdahale etmesi olmak, biz belli bir süre belki olmak istemediğiniz bir insan gibi davranıyor olmanız vesaire. böyle şey gibi, bir yandan böyle her şey tarafından budanıyor gibi oluyorsunuz. Bunlarla mücadele eden her insan ayakta kalmaya çalışan her insanın güçlü olduğunu düşünüyorum. Bir yandan da benim annem gerçekten çok güçlü bir kadın. Beni aslında tek başına büyüttü de diyebilirim birazcık. Karşımda onu da gördüğüm için ben de sanırım bir noktadan sonra yetişkin olduktan sonra her zaman onun desteği var ama özel hayatımda ya da mesleki anlamda ya da atıyorum hasta olduğum zaman da ben tek başıma halletmeliyim gibi böyle bir ruh haline de bürünüyorum. Ama bunu bir noktada kendi öz eleştiri yapacak olursam yanlış buluyorum. Çünkü yardım istememek, ya ben annemden hep öyle gördüm. O her şeyi tek başına halletti, beni okuttu, büyüttü. Çok zor bir şey. Bir kadının bu coğrafyada tek başına bir kız çocuğunu büyütüyor olması. Gerçekten çok zor. E, o hiç kimseden yardım almadı. E, bir noktada aslında yardım istememek, ya yardıma eğer ihtiyacın varsa ya arkadaşım böyle bir şeyim var yardım et ya da çok kötüyüm hastaneye gidemeyeceğim bunu söylüyor olmak seni güçsüzleştirmiyor. Ama ben bunu hep kafamda böyle oturtmuştum mesela. Şimdi şimdi kendi öz eleştirimi yapıyorum. Hayır yani yardım isteyebilirsin. Sana yardım edecek bir sürü insan var zaten. Ee, o yüzden... O yaşadıkların hayata tutunma konusunda başka neler öğretti sana? Ee, yani çok fazla şey öğretti. Ee, şunu öğrendim. Ben e, yaşadığım her şeyi halı altına atıp, her şey sanki normalmiş gibi e, devam eden bir ...tavrım vardı hayata karşı. Kendi hayatımı öyle devam ettiriyordu. Bazen yapıyoruz. Evet. E, halbuki onu işte halının altına koyduğum zaman... ...oradaki çöpler birikiyor ve bu sefer o zemin... ...düz bir zemin olmuyor ve işte... ...bir süre sonra ayağım takılıyor, düşüyorum. E, yaşamaktan korktuğum duyguları ertelememeyi... ...mesela bana öğretti. Şunun gibi... ...evde tek başınıza olduğunuzu düşünün... ...bir ses geliyor ve... ...korkutucu bir ses işte... Karanlık. Yani benim aslında tek yapmam gereken şey balkona çıkıp ya yani sesin geldiği yere çıkıp balkonda diyelim mesela oraya çıkıp baktığımda Aa, sadece bir poşetmiş. Ben o poşeti görmekten çok uzun yıllar korktum. O yüzden bir şey için üzülüyorsam sonuna kadar üzülüyorum. Aşk acısı çekiyorsam sonuna kadar aşk acısı çekiyorum. Yani, Kalanın altına süpürmeyip yaşamayı evet, tercih edin. çünkü bunlar o duygudan evet çünkü kadar bunlar belki. insanı o kadar zehirliyor ki bir noktada mental sağlığınız yani yok ediyor ve hakikaten sağlıksız bireyler olarak hayatımıza <laughs> devam etmeye çalışıyoruz. Her şey sanki normalmiş gibi. Sanırım bunu söyleyebilirim. Yani yaşayacağım hiçbir duygudan korkmamak. Mesela yani şu da olabilir. Yani şunu da söyleyebilirim. Eskiden e, ...reddedilme korkum vardı. Mesela şimdi yok, herkes reddedebilir Peki atar mısın bu arada? Merak ettim. Atarım. Atarım bu arada. Evet, atarım. atarım. Reddedildin mi hiç? Bahsettiğin Red... gibi. Reddedilmedim ama hüsrana uğradığım <laughs> tamam. oldu. Bir gün kendi hikayeni yazmayı düşünür müsün? Kendi hikayemi evet. yazmayı? Ee, kendi hikayemi yazmayı düşünüyorum aslında. Ee, ama şöyle mesleki anlamdaki... Yani mesleki yaşadığım zorlukları komik bir dille anlatmak hmm. istediğim böyle bir kısa film şeyim var. Bu sadece bir fikir. Daha elime kalem kağıt alıp <laughs> aksiyona geçmedim. Ee, ama var yani bununla ilgili yapmak istediğim. Şu beni biraz da harekete geçirdi paylaşacak olursam ee, Az önce de bahsettik yani böyle mesleki zorluklar mücadele evet. ediyor musun vesaire gibi. Son zamanlarda, bu, bu zamanlar değil ama bir ara şöyle yaşadığım bir şeyler vardı. Görüşmelere gittiğim zaman insanlar dediğim gibi sizin oyunculuğunuzla değil de işte boyunuz, kilonuz, kaşınız, gözünüz. Evet. Yani o kadar gerçekten trajikomik hikayelere denk geldim ki bunları paylaşmak istiyorum. Çünkü bunlar asla engel değil bütün genç oyuncu olmak isteyen ya da oyuncu kadın arkadaşlarıma da söylüyorum. Bunlar gerçekten asla engel değil. Her şeyin de değişeceğini biliyorum. Bu tamamıyla kendimizden emin olmamızla ilgili. Biz çünkü eğer bedenimizden memnunsak hiç problem yok. Kesinlikle, Yaptığımız evet. iş zaten oyun oynamak. Yani bir role kast olarak uygun oluruz ya da olmayız ama bir rol için ben eğer yani beni mutsuz edecek bir şey yapmak istemem bedenimle alakalı. Şundan bahsetmiyorum. Şöyle rol için saçını kesersin, saç rengini değiştirirsin, kilo alır verirsin. Ondan bahsetmiyorum. Demek istediğim şey aslında... Bu güzellik bu Buna dayatılan şey, evet. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Çok güzeldi. Çok güzel enerjiniz var. Senin de öyle gerçekten. <laughs>